Neyse geldi işte, ne yapamayacağız? Bir zam mı yiyeceğiz bundan sonra? Ne düşünüyor? Ekmeğe zam geldiyse geliyor. Her şeye zam geliyor. Yani yapacak bir şey yok yine. Zamından kalkıyor, zamından yatıyor. Yani normal geliyor bana. Kent ekmeğe zam geldi. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi bir şey düşünemiyorum. Çünkü bir gecede 1 liraya artırdılar bir hafta önce. Biz de şoktayız. Yani biz bu duruma yani üzülüyoruz. Daha da bak bura 2.50 ise iyi. Ben Konyalıyım. Orada 3.5 oldu. Yani ya ben alabiliyorum ama alamayanlar var. Ailesi kalabalık olanlar var. Onlar ne yapacak? Yazık değil mi bu insanlara? Yani bir ekmek yani. Başka bir şey olsa ya. Vallahi fiyatlar çok uçuk. Hat şakil olmuş 50 milyon, 40 milyon. Günah yani bu millete. Yapamıyorlarsa bıraksınlar. Doğru mu? Yani bir adam alıyor asgari ücret 5,5 milyon, 165 milyon. Bir gün adam yağa çalışacak, bir gün Hacı Şakir'e çalışacak, bir gün öbürüne çalışacak. Adam ne yiyecek? Yani sıkıntı. Allah yardım etsin, başka diyecek bir şeyimiz yok. Neyse geldi işte, ne yapamayacağız? Bir zam mı yiyeceğiz bundan sonra? Ne düşünüyorum? Vallahi gitse de gitmese de işimiz Allah'a kaldı. İşimiz Allah'a kaldı. Bu işleri düzeltecek Allah sahip gönderir bu ülkeye. Doğal olarak karşılıyım. Çünkü niye diye alıştık yani zama. Her gün yani kalkıyoruz. Zamından kalkıyor, zamından yatıyor yani. Normal geliyor bana açıkçası. Yani öbür fırınlar yaptığına göre orada yapacak muhakkak diyeceğim bu. Yani yetmiyor ama yetiştirmeye çalışıyor yani. Yani yetmiyor yani normalde. Vallahi çok pahalı yani, hayat pahalı yani. Normal ekmekte 3,5 lira falan çok pahalı yani. Hayat şey yani, zor yani, zor geçiyor yani. Fazla yani, fazla. Ekmeğe de zaten 10 kişi olsa, birer liradan şey olsa 20 lira. Anlıyor musun? 20 liradan hesapla ne eder? 800 lira mı der? Ayda 800 lira. Bir askeri ücret çalışan hesapla ev kirası, büyük kirası aldı başını gidiyor yani. Geçim çok zorlaştı yani. Ekmeğe zam geldiyse geliyor. Her şeye zam geliyor. Yani yapacak bir şey yok yine. Herkes serbest piyasa yapıyorlar. Yoksa yapmasalar daha iyi olur. Öbürü kazanıyor da o niye zam yapıyor? He? Bu hükümeti şey etmek yani, eleştirmek. Başka bir şey yok. Anladın mı? Bizim alacak durumumuz var. Alamayanlar için üzülüyorum. Fazla yükselmesini istemiyorum. 2,5'ta kalması için. Rica ediyorum başkanımızdan. Fazla pahalılık sadece bir ekmekte değil. Her türlü yiyeceklerde, yağlarda. Yani biraz alt kesimi düşünmesi lazım. Ben onu diliyorum. Zam geliyor dünyanın her tarafında. Yalnız bizim milletimiz ağlamaya alışmış. Zam, emekliye de maaş verdiler. Niye onu takdir etmiyorlar ki?